Türk sporcular ve spor insanları 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarına güzel anılarla veda ediyor. Türk alt disiplini kayakçısı Özlem Çarıkçıoğlu, oyunlar sırasında deneyimlediği olimpiyat ruhuyla birlik ve beraberlik duygusunu özellikle vurgulayarak tüm bunların beklentilerinin ötesinde olduğunu söyledi. Özlem Çarıkçıoğlu Olimpiyat Köyü şartlarındaki Covid-19 kısıtlamaları beklentimden daha iyiydi. Farklı ülkelerden sporcularla televizyondan başka sporcuların yarışmalarını izleyebildiğimiz ortamlar yakalayabiliyorduk." dedi. Çarıkçıoğlu, "Tamamı farklı ülke ve bölgelerden gelen bu kadar çok sporcuyla birlikte olmanın, onları tanımanın ve hikayelerini dinlemenin kendisi için büyük bir zevk olduğunu söyledi. 28 yaşındaki sporcu aynı zamanda olimpiyat oyunlarının bir geleni haline gelen sayısız olimpiyat rozeti toplamış ya da takas etmiş. Çarıkçıoğlu, Türk olimpiyat takımının takım isimlerinin Çince harflerle yazılması sebebiyle olimpiyatların açılış töreninde Yunanistan'ın hemen ardından ikinci sırada yürüyüşe başlamasını da hayatı boyunca hatırlayacağını düşünüyor. Özlem Çarıkçıoğlu, bunun dışında yarış anlarımı tabii ki unutamam. Onlar başlı başına büyük anılar olarak kalıyor zaten bize, dedi. Türk Milli Olimpiyat Komitesi Spor Direktörü Erdem Doğan'a göre ise Pekin kış olimpiyatlarının en önemli etkisi Çin'e bırakacağı miras olacak. Xinhua'ya konuşan Doğan, Çin'in 2008 Pekin yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmasının ardından yaz sporlarında büyük ilerlemeler kaydettiğini ve sağlam gelişmeler sağladığını belirtti. Doğan, kış olimpiyatları için inşa edilen tesislerin sadece üst düzey sporculara yönelik olmadığını, aynı zamanda yeni sporcuların eğitiminde de kullanılabileceğini düşünüyor. Erdem Doğan, önemli yarışma tesislerinin hemen yakınında konaklama alanları yapmışlar. Çok ciddi, büyük bir şekilde, dedi. Doğan, Çin'in 4 ila 8 yıl içerisinde tüm kış sporları etkinliklerinde büyük başarılara imza atacağına inanıyor. Türk Kayak Vakfı Başkanı Atakan Alaftargil de kendisi açısından olimpiyatlara katılan tüm sporcuların dünya siyasetini ve olumsuz konuları bir kenara bıraktığını ve birbirleriyle tamamen safhane bir şekilde sporcu hissiyatıyla mücadele ettiklerini söyledi. Atakan Alahtargil, Pekin Kış Olimpiyatlarında güzel manzaralar izledik. Pekin'de verilen mesajların yerine ulaşmasını ve gelecek kış olimpiyatlarında daha iyi manzaralar görmeyi temenni ediyoruz. Bir spor insanı olarak benim temennim bu." dedi. Türkiye, Pekin Kış Olimpiyatlarına kısa kulvar sürat pateni, alp disiplini kayak, kayaklı koşu ve kayakla atlama dallarında 7 sporcuyla katıldı.